Evet, ben dahil sevgili yaylar. Bakalım bizleri 2-8 Eylül arasında neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım, ilk kartımızla başlayalım. Tılsımların beşlisi sevgili yaylar. Diyor ki umutsuzluğa kapılma sevgili yay. Özellikle para konusunda, çünkü tılsımlar. Diyor ki her zaman hayatta bir umut ışığı vardır. Bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabiliriz. Bu illaki gidip devlet dairesinde gönüllü olarak bir yerde çalışmak değil. Ailemizden birinin yardıma ihtiyacı olabilir, yardım ederiz. Veyahut dışarıda birini görürüz, yardım ederiz. Veyahut bir sokak hayvanına yardım ederiz gibi düşünebiliriz. Aynı zamanda biz sevgili yaylar için de der ki bu kart, bu dönem çapkınlık yapma. Yaparsan dımdızlak ortada kalırsın. İkinci olarak da uzun dönem beraber olan çiftler için der ki biz parasızlığı beraber yaşadık. Paranın sefasını da beraber süreceğiz der bu kart bizlere. Der ki hiçbir zaman umudunu kaybetme. Hadi bakalım ikinci kartımız. Biz yaylar için. Kılıçların dörtlüsü. Kılıçların dörtlüsü de nedir? Der ki dinlen, yenilen, onar, düşün ve ondan sonra cevap ver. Yani der ki bu dönem bir takım şeylere cevap vermek için çok fazla kararlar almak için çok fazla acele etme. İlk önce bir tekrardan düşün, bir adım geri çık, daha geniş bir açıdan olaylara bir bak bakalım. Ondan sonra kesin bir karara var der. Negatifte de hastaneyi sembolize eder, hastaneye yatmayı sembolize eder sevgili yaylar. Hadi bakalım son kartımız. Şöyle arkalardan bir tane. Ekim ayını sembolize eder. Adalet kartı. Adalet kartı da nedir? Bu dönemin bizim için tam bir harmoni içinde, balanslı bir şekilde ilerleyeceğini, şanslı ortaklıkları sembolize eder. Aynı zamanda Lola'nın tüyleri, özür diliyorum. Tekrardan uçuşmaya başladı. Şanslı ortaklıklar, bir takım alım-satım işleriyle meşgul olabiliriz bu dönemde. Aynı zamanda evliliği de sembolize eder ve gizli kader kartı denir bu kart için aslında. Büyük üstadlarca eğer bir şeyi yaşıyorsan bu dönem o hayatında olması gerekiyordur ve o yüzden yaşıyorsundur der bizlere. Bir takım kontratlarla meşgul olabiliriz aynı zamanda bu dönemde. Ne diyebiliriz? Bu dönem sağlam bir takım dostluklar kurabileceğimiz bir dönemi de sembolize eder aynı zamanda. Evet, ben dahil sevgili yaylar, bizler için 2-8 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşça kalın.